Haftanın ünlü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Bundan böyle her pazartesi günü haftanın ürünü programıyla karşınızda olacağım. Teknoblog Test Merkezi'ne konuk olan ürünlerden bir tanesini haftanın ürünü olarak seçeceğiz. Ve bu ürünle ilgili özeti bu programda geçeceğiz. Daha sonra da haftanın ilerleyen günlerinde haftanın ürününün detaylı incelemesini bulacaksınız Teknoblog'da. Bu şekilde bir oyun gösterim yapacağız haftanın ürünü programında. Haftaya da güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Haftanın ürünü köşesinde bu hafta seçmiş olduğumuz ürünle Sony Xperia U. Sony Xperia U geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde Barcelona'da tanıtılmıştı ve biz de bu cihazı tanıtıldığı zaman yerinde incelemiştik. İzlenimlerimizi sizlere aktarmıştık. Teknoblog'da yazıyı bulabilirsiniz. Şimdi bu cihaz test merkezimizde bir süredir de piyasada satılmakta. Sony Xperia U'da 3.5 inçlik bir ekran var. 854x480 piksel çözünürlüklü bir ekran. 280 ppi'lik bir yoğunluk var, piksel yoğunluğu ve oldukça keskin grafiklerin, yazıların sunulduğunu söyleyebiliriz bu telefonda. Xperia S'in tasarımı karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi cihazda plastik bir kasa var. Sol tarafta micro USB portu. Hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlevi görüyor. Sağ tarafa baktığımızda aç bakama tuşu, ses kalemi tuşları ve kamera tuşu var. 3.5 inçlik ekranın altında yine Xperia S'ten alışık olduğunuz şeffaf şerit yer almakta. Bu şeffaf şeridin üzerinde yine navigasyon kontrolleri var, fiziksel navigasyon kontrolleri var. Bunun yanı sıra bu şeffaf bölümün özelliği ekranın rengini alıyor olması. Ekranın rengi değiştikçe, farklı renkler geldikçe bu altta görmüş olduğunuz şeffaf çubukta renk değiştiriyor. Böyle bir farklılığı var. Sony Xperia U'nun bir başka özelliği altta görmüş olduğunuz o şeffaf çubuğun altında görmüş olduğunuz kapak yerinden çıkartılabiliyor. Bu şekilde bu kapağı yerinden çıkartıyorsunuz. Başka bir kapak takabiliyorsunuz. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Cihazı biraz daha farklılaştırmış oluyorsunuz. Bu özelliğiyle Xperia gençlerin bir aile hoşuna gidecektir. Cihazda 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. STX son tarafından sağlanan bir işlemci var. Bunun yanı sıra 512 MB RAM, 8 GB'lik dahili bellek var. Bunun 4 GB'lık kullanıcılara ayrılmış durumda. Kart yuvası bulunmuyor cihazda. Sadece Sony'nin sunduğu seçenekle yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu söyleyelim. Bunun yanı sıra cihazın arkası görmüş olduğunuz gibi kapağı çıkartılabiliyor. Kapağın altında SIM kart yuvası bulunmakta. Bunun dışında Sony Xperia U'nun arkasında 5 megapiksellik bir kamera var. Bu kamera 720p video kaydı yapabiliyor. Cihazın önünde VGA çözünürlükte ikinci bir kamera bulunmakta. Bu kamerada görüntülü görüşmeler olarak sağlıyor. Skype veya Google Talk üzerinden görüşmeler yapabiliyorsunuz. Oldukça şık bir cihaz gibi gözüküyor Sony Xperia U. Özellikle gençlerin hoşuna gidecek bir cihaz. Fiyatı da uygun bu cihazın. Fiyat performans oranı yüksek bir cihaz gibi gözüküyor. Sony Xperia U ile ilgili detayları çok yakında bu hafta içerisinde Teknoblog'da bulacağınızı belirterek haftanın ürününün ilk bölümünü kapatalım. Gelecek hafta pazartesi günü yeni bir ürünle birlikte tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.